Arkadaşlar merhaba. Sıradaki solfejimiz Uzun İnce Bir Yoldayım. Uzun sap bağlama videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu video kayıtlarımızda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada uzun sap bağlamada arkadaşlar genelde birinci tel üzerinde anlatılmakta ama ben bunun dışında üst teldeki kısa yollarda anlatarak daha zengin bir çalma tekniğini öğretmek istiyorum bu dersimizde. Bağlama ve benzeri enstrümanların birçoğunda arkadaşlar enstrüman açıkçası gam ve nota dizileriyle çözülebiliyor ve notaları tek tek aramak yerine bu gamları çalışırsanız bağlamamızın üstündeki bütün sesleri tanımış olacaksınız. Daha önce sol gamını anlatmıştım size. Sol gamı üst telde boş sesiyle başladık tutmadan. Sonra üçüncü telde ikinci perde la, iki perde sonrası si bemol ikisi, serçe parmakla bastığım notada sol, la, si, do sesine denk geliyor. Sonra orta tele geçiyoruz. Re'di. Birinci parmak mi, ikinci parmak fa diyez, üçüncü parmak sol. Bu daha önceki derste anlattığım bir sol gamı. Şimdi aynı gamı üst telden tarayarak gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer de gam kuralı şöyle. Yine sol aynı. La birinci parmak, ikinci perde. Si bemol 2, ikinci parmak. İki nota sonra, do notası, iki nota sonrası, dördüncü parmakla. Burada elimizi yerini değiştirerek re notasına geliyoruz. Üç perde sonrası mi, bir perde sonrası fa, üç perde sonrası sol sesini bulduk. Sol'dan sola geldik, birleştirdim. Sol, la, iki perde sonrası si, iki perde sonrası do, üç perde sonrası re, üç perde sonrası mi, bir perde yanındakine fa, son nota sol. Aynı şekilde geri dönebilirsiniz. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Bu sesleri eserimiz içerisinde kullanırken işimizi daha da kolaylaştıracak arkadaşlar. Bir diğer husus da şu arkadaşlar. Aşağıda do notasının alternatifi hemen üst ses olarak onun 3 nota üstü oluyor. Yani hani 1, 2, 3 onun üst sesi do oluyor. Şu ses yani do, do. Re notası için aynı geçerli. Re, re, mi de aynı. Fa notası da aynı. Sol da aynı. Yani her notanın alttaki do notasının üstten çapraz olarak üçüncü sesi do'ya tekabül ediyor. Bu kısa yollar arkadaşlar çalışma sırasında şöyle yapacağız. Önce eserimizle beraber bir solfej diyelim. Sonra bunları birleştirmeye çalışalım. Uzunca bir yoldan birinci bölüm. Yönlere dikkat arkadaşlar. Es vuruşu boş. Do, re aşağı yukarı. Do birinci parmak, re üçüncü parmak. Do'ya ikinci parmakla geçiş alıyorum. Do, si, la aşağı yukarı. Do, si, la terazi yukarı yukarı. Sonra paralel la. Mi ve üstteki la'yı tutarak aşağı. Devam ediyorum. Üçüncü parmakla mi notasını buluyorum alttan. Re notası hemen üç nota gerisinde. Mi, re, mi, do. Birinci parmakla do. Re üçüncü parmak. Do, si, la aşağı yukarı. Do, si, la terazi aşağı yukarı yukarı. Paralel la, la. Birleştirdim. Do, re, re, do, si, la, do, si, la, la, la. Mi, re, mi, do, re, do, si, la, do, si, la, la, la. Bu bölümdeki kısa yolların geçişi şöyle olacak arkadaşlar. Birinci bölümde yine do, re, re, do, si, la'yı yerinde alabiliriz. Do, si, la, uyumlu. Do, si. Burada la'yı alt telden boş nota yerine üstte beşinci parmakla la. Sonra paralel la, la. Alternatif ses geçişi. Mi, re, mi, do'ya geldiğimizde de arkadaşlar yine mi, re, mi. Do'yu yukarıdan almak yerine arkadaşlar yukarıdan re'nin üzerinde var kısa yolu. Hani, mi, re, mi, do. Hani 3 nota geri yerine 3 nota yukarı gibi çıkıyormuş gibi düşünün. Mi, re, mi, do, re. Do, si, la yine birinci pozisyonda. Do, si, la yukarıda. La, la. Burada kısa yolumuzda arkadaşlar do notasını kullandık. Devam ediyoruz eserimizin ikinci bölümü. Burada fa'yı diyez alacağız arkadaşlar. İkinci parmakla. Sol'ü dördüncü parmakla. Mi'yi birinci parmakla. Alt tel güzergahı çalıştığımız zaman. Fa diyez başlıyor.
es, fa sol sol sol, yönler aşağı yukarı aşağı aşağı, sol fa mi terazi aşağı yukarı yukarı, sol fa fa aşağı yukarı fa dizine, sol mi re terazi, fa mi mi, burada natural fa'ya geçtik. Mi re do mi re re, yönler aşağı yukarı, re do si la re si do, yönler aşağı yukarı, do si la terazi aşağı yukarı yukarı, do si si aşağı yukarı aşağı, si la. Burada sol sesi var arkadaşlar, üstel boş, sol si la la aşağı yukarı, sonra paralel la. Burada tek dörtlük la olarak yazılmış ama biz bunu dört vuruş çalacağız. Aşağı paralel, yukarı yukarı aşağı. Birlik notayı dört tane vuruşlu olarak görüyoruz arkadaşlar. Bu bölümü arkadaşlar birleştiriyorum. Fa sol 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 fa mi sol fa fa sol mi re fa mi re mi re do mi re 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 do si la re si do do si la do si 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 la sol si la la. Paralel aşağı yukarı yukarı aşağı. Şimdi bu arkadaşlar genelde birçok arkadaşın kolaylıkla çalabildiği nota dizisi, birinci tel için söylüyorum. Şimdi bunları kısa yol yaparak, yani bağlamayı zenginleştirerek üste çalmanın kurallarını anlatıyorum. Fa diz birinci parmak, sol ikinci parmak. Burada mi notasını geri gitmek yerine arkadaşlar üstten üçüncü nota aralığı denilen mi'nin üstte şu notaya denk gelecek. Yine eserimizin solfejiyle aynı nota. Fa sol 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 fa mi. Beşinci parmak yukarıda aldım. Sol fa fa. Devam ediyor solfejim. Sol mi re. Yine re'yi üstelden aldım. Fa mi 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 re do. Do'yu beşinci parmakla. Mi re 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 do si la. Burada si yine beşinci parmak aldım. La boş. Re si do si ne beşinci parmakla do si la birinci teldeki si'ye gittim do si si yönler aşağı yukarı si la sol üstel boş si la la yönler aşağı yukarı aşağı paralel la aşağı yukarı yukarı aşağı gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı solfeji hem birinci tel üzerinde aynı notaları çaldım hem de yukarıda alternatif sesleri kısa yollara ekleyerek çalma tekniği biraz daha zenginleştirmeye çalıştık. İkinci tekniği bir daha çalıyorum arkadaşlar. Duraksatmadan. Fa sol 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 fa mi sol fa fa sol mi re fa mi re mi re do mi re 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 do si la re si la do si la do si 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 la sol si la la paralel. Bu eseri arkadaşlar bu şekilde çaldığımız zaman bağlamanın üst seslerini ekleyerek daha zengin bir melodi elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu eserin arkadaşlar ikinci bölüm dediğimiz kısmı istersek aynı zamanda üstteki birinci sol gamın içinde de çalabiliriz. Yani gamın olduğu her yerde sol gamın içinde bu eseri icra edebiliriz. Çünkü eser bu notaların içerisinde geziniyor. Örneğin fa notasını daha önce anlatmıştım, bu sefer fa notasını alt tel yerine ikinci telden, örneğin fa notası ikinci telde 1, 2, 3, 4 beşinci notaya geliyor. Fa sol iki nota sonrası. Aynı melodi yine. Fa sol 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 fa mi sol fa fa sol mi re. Natural fa yanındaki nota. Fa mi 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 re do. Üst telde dördüncü parmak kalıyoruz bu sefer pozisyon gereği. Mi re 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 do si ikinci parmak la üstel re si do do si la do si 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 la sol üstel boş si la la paralel la yine aynı. Bunlar da arkadaşlar kısa yolları. Fa sol sol fa sol sol fa mi sol fa fa sol mi re natural fa mi 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 re do üstlere geçtim mi re 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 orta tel do si la re orta tel si do do si la do si 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 la sol si la.
Aynı eseri arkadaşlar dikkat ederseniz 3 tane farklı şekilde çalmaya çalıştım. Önce birinci telde sadece çaldık. Sonra üstten kısa yollarla çalıştık. Sonra da aynı bölümü arkadaşlar orta tel ve üst tele uyarladık. Bu şekilde uzun sap bağlamanın içerisindeki zenginliği daha iyi elde ederek daha zengin melodi elde etmiş olduk arkadaşlar. Uzunca bir yoldan eserin birçok solfejini bulabilirsiniz arkadaşlar ama bu anlattığım teknikte arkadaşlar anlatan bir arkadaş veyahut da anlatan bir videoya denk gelmedim. Kısacası bu videoda arkadaşlar burada derslerim içerisinde işlerken arkadaşlar geleneksel tek tip anlatma tarzının dışında yenilikçi ve aynı zamanda eserin içerisinde belli zenginlikleri katarak bunları daha böyle iyi şekilde anlamanızı yardımcı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Geleneksel çalma tekniği arkadaşlar sadece alt tel düzeninde anlatılıyor arkadaşlar ama bağlamamız çok zengin, içerisinde birçok alternatif notalar var. O yüzden hem alttaki tiz notalar hem yukarıdaki pes notalarla çalarak zengin melodi elde etmiş olacaksınız. Yine benzer melodilerle arkadaşlar eserimizi birkaç alternatif çalayım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olacaktır sizlere. Bu bağlama konusunda yeni başlamış arkadaşların videoları sırasıyla takip etmelerinde fayda var arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.